İran Cumhurbaşkanı reisinin helikopter kazası sonrasında hayatını kaybettiğini paylaşmıştık. Şimdi detaylarını paylaşalım. İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Abdullahian'ın hayatını kaybettiği helikopter kazasında kaza kırıma uğrayan helikopterin enkazını üstün özelliklere sahip Türk İHA'sı Akıncı buldu. Peki dünya gündeminde geniş yankı uyandıran kazanın ardından Ankara-Tahran hattında yoğun temaslar nasıl ilerledi? Kazanın gerçekleştiği gün saat 20'de Dışişleri Bakanlığı, İran'ın gece görüştü arama kurtarma helikopteri yardım talebini Milli Savunma Bakanlığı'na bildirdi. Bunun üzerine Cougar tipi helikopter Diyarbakır'dan Van'a hareket etti. Güvenlik kaynakları İran'ın helikopter talebine yönelik hazırlıklar devam ederken Milli Savunma Bakanlığı'nın insansız hava aracının yurt dışında kullanılması için saat 22'de Başkan Erdoğan'dan onay aldığını açıkladı. Kötü hava şartları nedeniyle helikopterin uçuş gerçekleştirememe ihtimali göz önüne alınarak gece ve kötü hava şartlarında tespit ve görüş yetenekleri üst seviyede olan Akıncı İHA'yla arama ve tespit yapılabileceği, talep edilmesi halinde hemen faaliyete başlanabileceği Dışişleri Bakanlığı üzerinden İran tarafına iletildi. İran makamlarının Akıncı İHA teklifini kabul etmesi üzerine bir adet silahsız Akıncı İHA saat 23.30'da Batman'dan havalandı ve saat 24.45'te kaza bölgesine ulaşarak çalışmalarına başladı. Akıncı'nın kaza kırım bölgesinde keşif çalışmalarından elde ettiği bilgiler İran makamlarıyla anlık paylaşıldı. Ve saatler 2.36'yı gösterdiğinde ise kaza kırıma uğrayan helikopterle görsel temas sağlanarak enkazın koordinatları İran makamlarına iletildi. Başarıyla görevini tamamlayan Akıncı saat 6.45'te vatana geri döndü.